Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesiyle birçok sistemini üretebiliyor. Bu seviyeye Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ve Türk Savunma Sanayi Şirketlerimizin üstün özverili çalışmaları sayesinde geldik desek, sanırım yanlış olmaz. Türk Savunma Sanayi firmalarının yıldızlarından olan TUSAŞ, bildiğiniz gibi birçok sistemi geliştiriyor. Gökbey helikopterinden atak helikopterlerine, insansız sava uçağından milli muharip uçağı, Hürjet'ten hedef uçak sistemine birçok sistemi geliştiriyorlar. Bu videomuzdaysa Türkiye'nin ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'den konuşacağız. Emel Kotil canlı yayında açıklamalarda bulundu. Atak 2'nin 2023'ün ilk aylarında ilk uçuşa hazır olacağını söyleyen Kotil müjdeyi vermiş oldu. TUSAŞ T-929 Atak 2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopteridir. Helikopter, T-29 Atak'tan elde edilen deneyim ve operasyonel tecrübe sayesinde tamamen özgün olarak geliştirilmektedir. Helikopter çeşitli hava koşullarına uygun olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bir başka TUSAŞ üretimi T-625'in alt sistemleri de Atak 2'de kullanılacaktır. Ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2, taarruz, yakın hava desteği, hava yer ve hava hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları, silahlı keşif ve gözetim gibi görevlere uygun olacak şekilde tasarlanacaktır. Atak 2'de kullanılacak olan Ukrayna menşeli motor SİHİ tasarım motorun Türkiye'de üretileceği açıklanmıştır. T-129 Atak ve T-625 Gökbey projeleri kapsamında kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde ağır sınıf taarruz helikopter projesine başlanılmıştır. Ağır sınıf taarruz helikopteri projesi, artırılmış faydalı yük ve mühimmat kapasitesi, modern aviyonik sistemler, düşürülmüş lojistik maliyet ve yüksek performans hedefleri doğrultusunda tamamen yerli ve milli kabiliyetlerle tasarlanmaktadır. Ağır sınıf taarruz helikopteri, sıcak ve yüksek coğrafi koşullar ile olumsuz hava koşullarında yürütülecek görevlere yönelik isterler için tasarlanmaktadır. Ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin modern aviyonik sistemleri ile benzer helikopterlere göre rekabetçi ve yenilikçi bir yapıda olması planlanmaktadır. Ağır sınıf taarruz helikopteri 1200 kilogram mühimmat taşıma kapasitesi ile operasyonel gereksinimleri sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Atak 2 T-129 Atak'tan elde edilen deneyim ve operasyonel tecrübe sayesinde geliştirildiği için T-129 Atak'tan da bahsetmek istiyorum. T-129 Atak, Atak programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan TUSAŞ ve Augusta Westland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir. Atak T-129 Augusta Westland üretimi, Augusta A-129 Mangusta helikopterinin gövde tasarımının çeşitli aksamlarının değiştirilmesi ve özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle meydana gelmiştir. Üretimi tamamlanan ilk helikopter, 28 Eylül 2009 tarihinde İtalya'nın Galerete kenti yakınlarındaki Augusta Westland tesislerinde bir İtalyan ve bir Türk pilot tarafından deneme uçuşuna tabi tutulmuştur. Yaklaşık yarım saat havada kalan helikopter, çeşitli manevra testlerinin ardından başarıyla yere inmiştir. Atak T-129'la Rolls-Royce ve Honeywell'in ortak üretimi 2 adet LHTEC GT-804A motoru kullanılmıştır. Helikopter saatte 269 km hıza ulaşabilirken 6096 metre yüksekliğe çıkabilmektedir. Atak T-129, yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki farklı tipte tasarlanmıştır. Atak T-129A yakın hava desteği görevleri, Atak T-129B ise çok amaçlı görevler için üretilmiştir. TUSAŞ'ın kendi tesislerinde ürettiği ilk T-129A prototipi ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de yaptı. Kabul işlemlerinin ardından 22 Nisan 2014 tarihinde İlk T-29A Türk Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi. Türkiye, taarruz ve keşif helikopterinin her şeyiyle Türkiye'de üretilmesi için 1995 Ekim ayında ön çalışmalara başladı. Bu proje için Savunma Sanayi Müsteşarlığı görevlendirildi.
Yaklaşık 12 sene süren inceleme ve araştırma sürecinin ardından, Savunma Sanayi İcra Komitesi 30 Mart 2007 tarihinde İtalyan Agusta Westland'ı Atak programı ihalesini kazanan firma olarak duyurdu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Nisan 2007'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ firmasının ana yüklenici olduğunu açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilecek olan 51 adetlik taktik taarruz keşif helikopteri üretim programı sözleşmesi 7 Eylül 2007 tarihinde imzalandı. 24 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe giren projede ana yüklenicisi TUSAŞ, alt yükleniciler ise Agusta Westland ve Aselsan şirketleri oldu. Bu tarihten itibaren projenin süresi 114 ay olarak belirlendi. Ve bu süre içerisinde 60. ayda ilk T-129 helikopterinin teslimatının yapılması planlandı. Kesinleşen 51 adet T-129 taktik keşif taarruz helikopterinin üretimini içeren sözleşmenin toplam bedeli yaklaşık 3 milyar 200 milyon dolar tuttu. Yapılan sözleşmeye göre Türkiye, T-29 konfigürasyonu fikri mülkiyetine ortak olmanın yanı sıra, üçüncü ülkelere doğrudan pazarlama ve satış haklarına sahip oldu diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi harika faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.